Merhaba arkadaşlar, Dahi Profesör'e hoş geldiniz. Her zaman yanınızda şeker bulundurun. Hayatınızın her köşesinde şeker bulundurun bence. Hadi başlayalım. Her iki taraftaki etiketleri kesmek için kesici kullanıp tüm kapağı çıkaralım. İçini açarken naneleri dökmemeye dikkat edin. Kapak açıldığında içindekileri tamamen kolayca çıkarabilirsiniz. Onları bir kenara koyalım. Şimdi kutumuzun üst kısmına havya ile bir delik açalım. Kutuyu deldikten sonra yuvarlak tapaya yer açmak için birkaç dakikalığına kenara bırakalım. Fişin geldiği yer genellikle düzdür. Çoklu tornavida setimizi çıkaralım, bir yıldız uç alıp yerine yerleştirelim. Artık ihtiyacımız olmayacağı için kaldırabilirsiniz. Bununla birlikte metal mandalı çıkarabilmemiz için tapayı bir arada tutan vidaları söküyoruz. Bu pimler savunmamız için çok önemlidir. Diyebilirsiniz ki bu mandallar beni serseri tarafından saldırıya uğramaktan nasıl koruyacak? Sabredin. Sonucu gördüğünüzde anlayacaksınız. Vidaları söktükten sonra mini daire testeremizi monte etmeye başlayalım. İnanır mısınız, 2 yıl öncesine kadar bunların nasıl monte edileceğinden hiçbir fikrim yoktu. Ne olacağını bildiğiniz halde parmaklarınızı oraya sokmayı düşündünüz mü hiç? Çok psikopatça bir hareket olur bu. Aklınızdan bile geçirmeyin derim. Mandalları tutan plastik parçayı keselim. Onları serbest bıraktığımızda ona enerji verecek parçaları bir araya getireceğiz. Bu telli tüp enerji dönüştürücü veya benzeri bir şeye benziyor. Gerçekten hiçbir fikrim yok ama faydalı olacak. Küçük vidaları çekmek için tornavidamıza küçük bir mıknatıs takalım. Tellerden birini pime sokup vidayı konumlandıralım ve sıkalım. Telin çıkmasını önlemek için basınç oluşturacağız. Kalan kablo, vida ve dübelle önceki adımı tekrarlayalım. Bana dev antenli bir böceği hatırlattı. Ya size? Hazır! Onları bir kenara koyalım ve şeker kabının kapağını alalım. Kapağı açtık ve şekerin çıktığı açıklığın çevresine sıcak tutkal sürdük. Ve sonsuza kadar kapatıyoruz. Havyayla az önce kapattığımız kapağın üzerinde bir delik açıyoruz. İki mandalı da yerleştirebilmek için ilk delikten sadece 1 santimetre çıkacak şekilde onları sıcak tutkalla sabitleyelim. Mandallar aralarında sadece birkaç milimetre kalacak şekilde yerleştirildi arkadaşlar. Pilimizi bulup onu başka çift uçlu kabloya bağlayalım. Kabloları birleştirmeye başlamak için güç dönüştürücüyü ve mandalları geri alalım. Kabloları bağladığımız yerleri yalıtım bantıyla saralım. Fazlalığı kesebilirsiniz. Bazı yerlerde kırmızı düğmeye basmayın yazar. İlk basan ben olmayı çok isterim böyle zamanlarda hep. Bunu yapmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Kalan kabloları kırmızı buton üzerindeki pinlere bağlayalım. Her iki bağlantıyı da yalıtım bantıyla sabitleyelim. Bunu havyayla da yapabilirsiniz. Ev yapımı bir kaynak makinesi gibi. Kabımızı alıp oluşturduğumuz deliğe gelene kadar keselim ki içinden teller olan düğmeyi kolayca geçirebilelim. Pil klipsleriyle kabloları tekrar bağlayalım ve tüm devreyi kabın içine koyalım. Kapatalım ve işte bitti arkadaşlar. Biz harikayız. Şimdi paramızı birisi almaya cüret etsin bakalım da görelim. Küçük bir dokunuşla bile elektrik çarpabilir. Gerçi yasal sebeplerden dolayı buna elektrikli çakmak diyebiliriz. Eyvah! Işıklar söndü. Çocukken bu oyuncaklarla oynamayı severdim. Kıvılcımların uçuştuğunu ve yükselen dumanı görmek beni çok heyecanlandırırdı. Onları görmek nostaljik hissettiriyor. Şimdi bir mandala ihtiyacımız var. Üst parçayı dikkatlice ayırıp metal parçayı çıkaralım. Mandalın iki parçası hazır olduğunda yapılacak şey oluklardan birinin altına 45 derecelik küçük bir açı işaretlemektir. Keskin bir alet kullanarak işaretli kısmı çıkaralım. Bir kutu kesici kullanırsanız bu biraz zor olabilir. Kesildikten sonra bir ayağını yeni yuvaya ve diğerini orijinal yuvaya yerleştirerek metal parçayı yeniden takalım. Böylece tetikleyicimiz hazır olacak. Dedenizin haber dinlediği eski radyoyu arayın ve bulun. Çünkü bir antene ihtiyacımız olacak. İlk olarak ne kadarına ihtiyacımız olacağını bulmak için mandal parçasını kullanarak anteni ölçelim.
güçlü kesicimizle anteni radyodan ayıralım ve vidaları da çıkaralım. İşaretlediğimiz kısmı istediğiniz aletle kesebilirsiniz arkadaşlar. Sürekli kağıt veya kartonla da icat yapabiliriz. Ama biz zorlu yolları seviyoruz. Metal boruyu çıkardıktan sonra her iki tahta parçasını da ekranda gördüğünüz gibi bir kurşun kalemle işaretleyelim. Daha sonra metal boruyu yerleştirebilmek için gerekli kanalları oluşturalım. İsterseniz kesilecek alanı daha iyi belirlemek için işaretin içini kurşun kalemle de boyayabilirsiniz arkadaşlar. Aynısını diğer kısım için de yapıyoruz. Bahse girelim, onu neyle keseceğimizi tahmin edemediniz değil mi? Size düşünmeniz için birkaç saniye veriyorum. Bulan arkadaşlar hemen videoyu durdurup yorumlarda bize yazabilir. İşte bununla kutu kesiciyle neden olmasın ki? Pekala, nasıl yapacağınızı size göstereceğim. İlk olarak işaretin tüm uzunluğu boyunca birkaç kesim yapıyoruz. Hareketi tekrarlayarak falaşları çıkarıyoruz. Arkadaşlar, kıymıklardan kaçınmak için eldiven giymenizi tavsiye ederim. Ben büyük ve tecrübeli olduğum için kullanmıyorum. Metal borunun düzgün bir şekilde oturması için zımpara kağıdıyla kesimleri düzeltelim. Parçaları bir araya getirip merminin kabininin gideceği üst kısmı işaretleyelim. Olukları kullanarak kendinizi yönlendirebilirsiniz. İşaretli kısmı pırasa keser gibi kesin. Ekranda gördüğünüz gibi. Tabii her iki tarafı da kesiyoruz. Oluk olmayan taraftaki diğer parçaya yapıştırıcı sürelim. Bir önceki adımda kestiğimiz küçük parçayı da buraya yapıştırıyoruz. Metal borunun üzerine bir kapak koyup sıkıca bastıralım. Sıcak tutkalla metal boruyu yerine yapıştırıyoruz. Kuruduktan sonra üstüne biraz daha sıcak tutkal sürelim ve diğer parçayı da üstüne koyarak tamamını kapatalım. Estetik nedenlerle kuruduktan sonra fazla silikonları temizleyelim. Bugün bize çok yardımcı olan kesiciyle bu kartuşların içindeki sihirli tozu çıkaralım. Bir kibrit alalım. Penseyle böyle küçük tahta parçaları keselim. Bunlar güçlü mermilerin gövdesinin bir parçası olacak. Her parçanın bir ucuna yapıştırıcı sürüp kartuşlardaki sihirli toza yapıştıralım. Kesiciyle her bir mini kartuşu keserek ayıralım. Lütfen siz annenizin masasını çizmemek için altına bir parça karton koyun. Hem de daha rahat kesersiniz arkadaşlar. Şu miniklerimize de bakın. Şimdi yapmamız gereken tek şey bu parçaları kabine yerleştirmek. Ne güzel bir ev yapımı maytap fırlatıcımız oldu değil mi? Biz yine harikayız ya. Mükemmel. Gücüne bakın. Hiçbir şey buna karşı duramaz. Ve karanlığı aydınlatıyor. Bunlar günümüzün icatlarıydı. Daha şaşırtıcı ve basit icatlar yapmayı öğrenmek istiyorsanız kanalıma bir bakın. Ayrıca burada iki video daha var. Harika icatlar öğrenmek için kanalıma abone olup zili tıklayın. Böylece hiçbir videomu kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.